Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu tarafından yoksulluğa, sefalete teslim olmayacağız. Emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz başlıklı basın açıklaması düzenlendi. Bu ülkede emeğiyle geçinen, geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zor ruh süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisiyle milyonlar olarak her geçen gün daha da fazla yoksullaşıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. Üstelik iktidar da artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım. Döviz kuru, enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş tacı edildiğini, kimlerin yok sayıldığını açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor. Dönüyor ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen TÜİK enflasyonuyla halkın emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşa aktarmak için dönüyor. Dolayısıyla tekrar tekrar altını çiziyoruz. Yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tek bir programı vardır. O da emeğiyle geçinenlere ve halka dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programıdır. Sermayeye değil, halk için bütçe. Milyonlarca kamu emekçisi çalışırken aldığı maaş emekliliğinde en az yarı yarıya düşeceği için emekli olamıyor. Her üç emekliden birisi açlık sınırının yarısını bulmayan bir aylıkla sadece 10.000 TL ile yaşam mücadelesi veriyor. Avrupa ülkelerinin en düşük emekli maaşı ortalaması 1.294 euro ile Türkiye'nin 5 katını aşıyor. Türkiye'nin emeklileri barınma, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken Avrupa'nın emekliliği ise aldıkları maaşlarla dünya turuna çıkıyor. Tüm bunlara rağmen takla attırılan TÜİK enflasyon rakamları daha da aşağıya çekmek için yıllardır başvurulan hilelerle her gün bir yenisi daha da ekleniyor.